Bölgesinin siyasal, kültürel ve tarihi birikimine bağlı kalarak sosyal belediyecilik anlayışını kendine ilke edinmiş, ilçesinde yaşam koşulları ve refah seviyesini her anlamda yükseltmeyi bilmiş ve kendine has çizgisiyle projelerini hayata geçirerek Doğu'nun yıldızı haline gelmiştir. Başarılarının devamını dileriz. Doğu Bayazıt Belediye Başkanı Sayın Yıldız Açar, hizmetlerle yıldız yaşayan kent adına almak üzere sahneye teşrif buyuruyor. Sevgili siyasi parti temsilcilerim, çok değerli STK yöneticilerimiz, kıymetli basın mensuplarımız, muhtarlarımız, iş insanlarımız ve değerli misafirlerimiz, ben de Doğu'nun en doğusunda, Doğu Beyazıt'tan, Ağrı Dağı'nın eteklerinde en soğuk olan bölgelerde sizlere en sıcak sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli misafirlerimiz, Doğu Beyazıt 120 bin nüfusu olan küçük şirin bir kent. Tarihten bugüne kadar Tunç Çağı'ndan, Urartulara, Osmanlı döneminden ta günümüze kadar birçok medeniyete beşiklik etmiş kadim bir şehir. Tabii ki Doğu'nun en doğusu derken birçok alanda da birçok eşitsizliği yaşadığımız bir coğrafya. Eğitimde eşitsizlik, sağlıkta eşitsizlik, hizmette eşitsizlik olan bir bölgede bugün elbette ki bizler de tarihten, kültürden, sanattan, turizmden bahsetmek isterdik. Lakin biz o kadar çok geri kalmış bir coğrafyayız ki, o kadar çok eşitsizlikle mücadele eden bir coğrafyayız ki, göreve geldikten sonra yolları köstebek yuvasına dönmüş, hala altyapısı olmayan, yani 20. yüzyılda hala kanalizasyondan, su eksikliğinden bahsedilmiş bir bölgede bugün biz de ancak kendi çapımızda elimizden geldiği kadar ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamadığımız bir coğrafyada insanlarımızın temel yaşam koşullarını düzenleyebildiysek ne mutlu bizlere. Değerli misafirlerimiz, öncelikle 10 Ocak Dünya Çalışan Emekçi Gazeteciler Günümüz Ayga Çağı'nda bölgemiz, ağrımız, coğrafyamız, Doğu Anadolu, ülkemiz ve bütün dünyada çalışan, gerçekten emek veren bütün emekçi gazetecilerimizin de buradan gününü kutlamak istiyorum. Yaz aylarında Ayga eşliğinde bölgemize bir gezi düzenlendi ve biz yaklaşık 50 tane gazeteci ve yazarımızı orada ağırlamaktan çok büyük şeref duyduk. Tabii ki onlar da bölgemizdeki durumları gördükten sonra bize bu ödülü layık gördüler. Ben bu ödülü çok kıymetli görüyorum. Göreve geldiğimizden beri 3. alacağımız ödül olacak. 2 tanesini halk tarafından almıştık. Halkın takdiriyle almıştık. Benim için çok kutsaldı. Bu da 3.'sü oldu. Aygat'a ve bütün yönetim kuruluna, sizlerin huzurunda bize bu ödülü layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Yine kadın olarak feodal zihniyetin ve eril siyasetin yönettiği bir coğrafyada olmanın dezavantajı ve zorluğuyla mücadele ettiğimizi de bilmenizi isteriz. Bölgemizdeki kadınlar gerçekten çok ciddi anlamda feodal sistemle ve eril siyasetle mücadele etmekte. Çünkü o bölgelerde bize biçilen rol sadece evde ev işlerini yapmak, çocuklara bakmak. Siyaseten bir makamlara, mevkilere gelindiği zaman maalesef ki çok fazla hazmedememe durumu söz konusu. Ama gönüller bir olunca, halkın sevgisi ve desteğini bizler arkamıza aldıktan sonra önümüzde hiçbir engelin olmadığını kendimiz pratiğimizde de gördük. Tabii ki de
söylemem gereken çok şey var ama çok fazla zamanınızı ve vaktinizi almak istemiyorum. Yine hepinizi Doğu Beyazıt halkım adına buradan sevgi saygıyla ile selamlarken, alacağım bu altın imza ödülünü de bölgemdeki, coğrafyamdaki bütün kadınlara buradan armağan etmek istiyorum. Kalın sağlıcakla. Bölgesinin siyasal, kültürel ve tarihi birikimine bağlı kalarak sosyal belediyecilik anlayışını kendine ilke edinmiş, ilçesinde yaşam koşulları ve refah seviyesini her anlamda yükseltmeyi bilmiş ve kendine has çizgisiyle projelerini hayata geçirerek Doğu'nun yıldızı haline gelmiştir. Başarılarının devamını dileriz. Doğu Bayazıt Belediye Başkanı Sayın Yıldız Açar.